Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ruhlarla görüşmek mümkün müdür sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Günümüzde zaman zaman duyuyoruz, işte bazı ruh çağırma seansları oluyor ve o seanslara katılanlar celselerine meçhul bir misafirin geldiğini, ruhun geldiğini, sorularına cevap verdiğini söylüyorlar. Genelde bu ortada bir masa. Masada böyle harfler ve bir fincan o harfler üzerinde geziyor. Ve birisi uğramış olduğu harfleri art arda getirmek suretiyle o şekilde vermiş olduğu cevapları not alıyor. Bu şekilde bir celse düzenleniyor ve bu celseye gelen var. Ve diyelim bu celseyi düzenleyenler Mevlana Celaleddin Rumi'nin ruhunu davet ediyorlar. İşte gelen sen misin diye soruyorlar. O da adını o şekilde fincanın dolaşmasıyla yazdırıyor. Ben Mevlana diye. Ardından işte bize beyitlerinden okuyabilir misin? İşte Mevlana'nın beyitlerinden bir iki beyit de belki okunuyor. Ve ardından daha diğer sualler ard arda geliyor. Fincan devamlı harfleri gezmek suretiyle sorulara cevaplar veriliyor. Acaba bu celsenin misafiri gerçekten Mevlana Celaleddin'in ruhu mudur? Veya başka kim çağrıldıysa çağrılan kimsenin ruhu mudur? Yoksa başka bir misafir midir? Bu noktada genel kanaat şu merkezde, doğrudan doğruya o kimsenin ruhu olmayabilir. Şöyle ki ruhani varlıklar var ve bu ruhani varlıklar mesela cinler de ruhani varlıklardandır. Ve bu celsenin misafirinin daha çok cinler olduğu tarzında bir kanaat söz konusu. Ve gelen cin diyelim Mevlana'nın ruhu diye kendini tanıtıyorsa onunla alakalı bir iki beyit okuyabilir. Ve kendini gerçekten onun ruhu gibi takdim edebilir. Ama kötü niyetli birisi ise İslam'ın ruhuna ters düşen, gerçekten de dinin esaslarıyla çelişen, çatışan bir takım cümleleri Mevlana'nın cümleleri gibi takdim edebilir. Böyle olunca da o celseye gelenler ve orada heyecanla bu celseyi izleyenler yanlış bir takım kanaatlara sahip olurlar. Dolayısıyla bu mesele o derece mazbut bir mesele değil. Gelenin ruhunun illa çağrılan kimse olmasının bir garantisi yok. Ama en azından bu olay belki bize ruhaniler diye bir varlığın olduğunu, bir varlık grubunun olduğunu ve o şekilde bize gözle görünmeyen bu varlıkların işte diyelim o fincanı hareket ettirmesi, harflere uğraması gibi tasarruflarının olabildiğini en azından göstermiş oluyor. Bununla beraber ruhlarla irtibata geçmek, onlarla görüşmek mümkündür. Onu da ifade etmekte fayda görüyorum. Ancak bu nasıl olur? Ne şekilde onların ruhlarıyla irtibata geçilebilir? Bunun herhalde biraz daha ayrıntıları var ve belki bizi de aşan bir takım durumlar var. Bizi de aşan derken şunu kastediyorum. Mesela Allahu Teala'nın veli kulları var ve bu veli insanlar daha önce vefat etmiş büyük zatların ruhaniyatıyla görüşebiliyorlar. Peygamber Efendimiz'in ruhaniyatıyla görüşenler var. Abdülkadir Geylani gibi Mevlana Celaleddin Rumi gibi zatların ruhaniyatıyla görüşenler var. Bu rüyada hepimiz için geçerli olabilir. Yani her birimiz rüyamızda peygamberimizi de görebiliriz. Diğer büyük zatları görebiliriz. Ve bu görüşme sadık bir rüya olur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men ra'ane fil menam fakat ra'ani hakka. Kim beni rüyasında görmüşse gerçekten beni görmüş demektir. Çünkü diyor şeytan benim suretimde temessül edemez, görülemez. Dolayısıyla peygamberimizin ruhaniyatını rüyada görmek mümkündür ve bu rüya sadık bir rüyadır. Öte yandan yakaza halinde peygamberimizle görüşmek yine mümkündür. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi'nin ve benzeri başka bir takım zatların peygamberimizin ruhaniyatıyla görüşmesi bu gibi şeyler anlatılıyor.
Ve daha bir takım başka zatlar yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüştüklerini ifade etmişler. Ve bu yakazada oluyor. Yakaza halinde Peygamber Efendimizle uyanıkken görüşebiliyorlar. Ve takıldıkları bir takım meseleleri sorabiliyorlar. Öte yandan başka zatlarla yine görüşebiliyorlar. Tasavvufta üveysilik denilen bir makam var. Bu Veysel Karani'den gelen bir mana. Malum Uveys el Karani bu zat doğrudan peygamberimizle görüşmemiş ancak peygamberimizin devrinde yaşamış. Peygamber Efendimizin ziyaretine gidiyor ama orada bulamayınca tekrar geriye dönüyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Veysel Karani'yi sitayişle yad ediyor. Onun ayrı bir özel makamı olduğunu ifade ediyor. İşte nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Veysel Karani'yi methetmiş. Veysel Karani peygamberimizi görmediği halde onun feyzinden fevkalade istifade etmiş. Temsilde hata olmasın. Sonraki dönemlerde sahabeden sonra gelen dönemde günümüze kadar kıyamete kadar bir kısım insanlar gerek Peygamber Efendimizin ruhaniyatından gerekse başka bir takım zatların büyük zatların ruhaniyatından istifade edebilirler, feyiz alabilirler ve bunun neticesinde belki de takıldıkları bir takım meseleleri doğrudan doğruya sorabilirler. Böyle bir yol açıktır, böyle bir kapı açıktır. Eskiden belki bunu kabul etmek biraz daha zor olabilirdi ama günümüz şartlarında insan bunu daha kolay kabul edebiliyor. Şöyle ki, diyelim etrafımızdaki hava ses dolu, etrafımızdaki hava görüntü dolu. Ama biz doğrudan o sesleri duymuyoruz, o görüntüleri göremiyoruz. Duymak için diyelim bir elimizde küçük bir radyo var. O radyo alıcı cihazı sesleri bize getiriyor. Öte yandan elimizde diyelim televizyon var. Kaliteli, iyi çeken bir televizyon. Dünyanın her tarafındaki görüntüleri o şekilde görebilmekteyiz. İşte günümüz teknolojisiyle çok uzaklardaki bazı şeyleri gözümüzün önünde görebilmek mümkün. Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Aleyhisselam'ın Hazreti Meryem'e bir insan suretinde temessül ettiği ifade ediliyor. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Yani Cebrail Meryem'e düzgün bir racul tarzında bir insan tarzında temessül ettim. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Demek ki ruhanilerin temessülü olabilir. Hatta günümüzde mesela nasıl ki televizyonda bir görüntü meydana geliyor, havada görüntünün meydana gelebildiği ortaya konuldu. Öyle ki diyelim birisi sizi cep telefonundan arıyor, onun görüntüsünü havada görebileceksiniz. Bu yönde teknoloji ilerliyor. Demek ki ruhani varlıklar bize temessül edebilirler, bizimle görüşebilirler. Fakat bu meselede şöyle bir incelik var. Ona dikkat çekmekte fayda görüyorum. Bir insan velev Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatıyla da görüşse bu görüşme doğrudan Peygamberimizin risalet yönüyle bir görüşme değildir ve yeni hükümlere medar olamaz. Dolayısıyla ben Peygamberimizle mana aleminde görüştüm, bana temessül etti, şunları şunları yapmanızı emretti gibi şeyler söyleyecek olsa bu diğer insanları bağlayıcı bir hüküm getirmez. Çünkü Peygamberimizin veda haccında din tamamlanmıştır. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim. Artık din tamamlanmıştır. Dolayısıyla dinde yeni bir hüküm gelmeyecektir. Dolayısıyla evet böyle bir kapı açıktır. Bu yoldan feyiz alınabilir. Bu yoldan bir takım istifadeler mümkündür. Ama bu yol yeni dini hükümlere medar olamaz. Ve başkalarını bağlayıcı yeni bir takım hükümler getirmez. İşte ruhanilerle irtibat halinde olduğunu iddia eden bir kısım insanlar belki de cinnilerle irtibat halinde olabilir. Eğer doğrudan doğruya yanlış bir takım hükümler o kanaldan geliyorsa bu zaten kötü niyetli bir takım ruhani varlıkların müdahalesini gösterir. Dolayısıyla mesele çok dikkati gerektiren, hassasiyeti gerektiren bir durumdur.
dinin temel ölçüleri çerçevesinde değerlendirilmesi lazımdır. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.